Tamam bak yine yiyor. Ondan sonra olmuyor ki. Biraz yiyin. Çapa yapıyoruz. Nefes nefese kalıyık. Çok şey yapamıyoruz. 80 lira. Burada mı? Bir de çıkıyık. Altıda girek, bir de çıkıyık. Peki zor mu sıcağın altında çalışmak? Zor zor, bıykırıyoruz sonra biz. İrezilik işte, bıykırıyoruz. Sıcakta yapamıyoruz. Çapa yapıyık, göğmesini yapıyık işte sezonluk. Sezon bittikten sonra başka işlerimiz var. Bahçelerimiz var, kendi işimiz var. Memnun, nasıl olalım memnun? Bu an için iyi. Ama daha iyi olsa isterdik. Yerik iyi, biz de kendimiz de çiftçiyik. Yani biz de elimizden geleni yapıyık. Bunu biz 15-20 yaşında bağışlarız, 18 yaşında. Benim kız üniversite okuyor. Yani okuyanımız da var, çalışanımız da var. Aşağı 50-60 senden varık yapayım çiftçilik. 130 derim. Pamuk. Vallahi çok ya. Meşakkatli bir ürün. Ama KDV açısından ülkemizin ekonomisine büyük katkısı var. Ama bize olan katkısı çok küçük. Hava şartlarının inişli çıkışlı olması. Bundan 3 gün önce hava sıcaklığı 23 dereceydi. Bugün 40 derece. Bu ani hava sıcaklığı değişikliği pamukta stresi de yapıyor. Stresten dolayı basra da buluyor, mantar da buluyor. Yok. Bak bu pamuk yaklaşık 45-60 günlük. Evet. Ancak 3. ilaç atılıyor. Evet. Her ilaç maliyeti dönümde 20 bin lira. Bu sene büyük bir kuraklık sezonu var. Barajlarda su yok. Evet, vallahi. Artezyenlerimizi eskiden bundan 30 yıl geriye gittik şu anda biz. İşte dediğimiz gibi iki kat değil de biz kendimiz boru veya artezyen sularla kendi imkanlarımıza iki kat, üç kat sulamaya kalkarsak bu çiftçi ölmüştür. Olmaz, altından bu kalkamayız. Maalesef pamuğu yakarız. Pamukları yakarız. Ziraat odası yetkililerine, tarım ilçe müdürlüklerine, tarım il müdürlüklerine, hükümetimize, herkese sesleniyorum. Evet. Çiftçiyle beraber olun, çiftçinin yanında olun, çiftçiyi destekleyin. İlk sefer ilaçlandı. Akşam üzeri üçüncü. Bitle var şurada. Atlandı.